Evet sevgili dostlar, neredeyiz? Kanal ve ekranlarındayız. Neredeyiz? Dilya Songer'le Yıldızların Altında programındayız. Yeni tanıştığımız sevgili dostlar için söyleyelim. Ne yapıyoruz? İlimle bilimi bir araya getirerek Ebced hesabı yardımıyla sizlere ufak ufak nacizane yorumlar yapmaya çalışıyorum. Geleceği tabii ki Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Biz sadece bildirdiğini size bilgisini vermeye çalışıyoruz. Bildirdiği kadarına bilebiliriz yani. Bunun için neye ihtiyacımız var? Adınızı yazıyorsunuz, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl yazıyorsunuz. Biliyorsanız doğum saatinizi ekleyin lütfen. Nerede doğduysanız yazıyorsunuz. Hayata dair soru ya da sorununuz her ne ise bunu da yazıyorsunuz ve 39-69'a gönderiyorsunuz. Biz de buradan dilimiz döndüğü kadar, gözümüzün gördüğü kadar, gönlümüzün gördüğü kadar bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ya da canlı yayınımıza konuk olmak adına 0242 345 45 44'ten de ulaşabilirsiniz. Her Perşembe ve Cuma günleri saat 14 ile 16 arasında sizlerin evlerinize, aslında yüreklerinize konuk olmaya çalışıyoruz. Sizleri de stüdyomuza, yüreğimize konuk etmeye çalışıyoruz sevgili dostlarım. Evet, iletişim bilgilerimiz de ekranlarda. Bana daha sonraki dönemler içerisinde bireysel seans almak için, birebir görüşmek için kullandığımız telefon numarasıdır. Bu cep telefonu numarasından canlı yayına bağlanamazsınız. Sevgili dostlar, canlı yayına bağlanmak adına bu telefonu kullanıyorsunuz ama bu telefondan değil. 242 ile başlayan, alan kodu 242 olan 345-45-44'ten ancak bize ulaşabilirsiniz. Diğer telefonda dediğim gibi bireysel anlamda ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak için kullandığımız, bana ulaşmak için kullandığımız telefon numaraları. Dün ne yaptık? Dünkü programımda borçlarımızı ödeme adına hangi duaları kullanabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Bugün ne yapacağız? Bugün de eğer ki fiziksel anlamda problemi yok her iki tarafında, kadın ve erkeğin, ama çocuk sahibi olamıyorlar ise bununla ilgili dualar vermeye çalışacağım. Yer ve gök dua üzerine. Dolayısıyla ölüm hariç, ki ölümü de biz ölmek adına, ölmek demiyoruz ona, ölümü tadacaksınız der. Dolayısıyla ölüm de bir bitiş değil aslında. Ölüm haricinde, bu dünyanın ölümü haricinde, öyle söylemeye çalışayım. Her şeyin bir çaresi var. Rabbim hepimize bu çareleri sunmuş ve bize ikra demiş, oku demiş. Biz de eğer ki maneviyatımızı yükseltir isek, maneviyatımızı yükseltmek için ne yapacağız? Tabii ki karanlık duygulardan arınmaya çalışacağız. Ve bu arada da bol bol içselliğimizle dualar etmeye çalışacağız. Eğer ki iç huzurunuzu yakalar iseniz, işte bu dış huzurunuzun da basamağı oluyor, merdiveni oluyor sevgili dostlarım. Evet. Tamam, alalım. Hadi bakalım bir alo diyelim. Ondan sonra devam etmeye çalışayım. Alo. Alo, merhaba. Kolay gelsin Dilay Hanım. Merhaba Orhan Bey, nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar yavrum. Yani çıktığınız zaman sabırla bekliyorum yani televizyonun başında. Şimdi ben bir kız arkadaşım vardı. Bahsetmiştim. Evet. Doğum tarihini ve gün ay olarak dün almıştım zaten. Harika. Yetişemedim ne yazık ki. Aa. Ben merak ediyorum yani. Tamam, hadi bir bakalım o zaman. Doğum adı Ece'ydi galiba değil mi? Ece, evet. Doğum tarihini. Ece. Altıncı ayın ikisi 1985. Altıncı ayın ikisi 1985. Beş, Yunanistan, Atina doğumlu. Atina. Yani Yunanistan'da yaşar, Atina'da dünyaya gelmiş. Hmm.
Bir de seninkini alayım. 1985 dedin değil mi Orhan? Yanlış. Evet. Evet. Tamam. Benimki 25 03 1984. Bir yaş var önünüzde. Evet. Peki Orhan'cığım. Sen de nerede doğmuştun? Ben gün doğmuşta Gün doğmuştum, doğmuş. evet. Peki.29 yaşında değilmiş bu arada. Bana öyle demiştin. Yani doğum tarihini senin sen de söyledin. Evet. Çok enteresan. Şimdi ilk gelen bilgiyi seninle paylaşıyorum. Bu hanım kendi dünyasında gizlediği bir durumla karşı karşıya gelecek. Yani senden gizlediği bir durumu var. Bu durumla bir karşı karşıya gelme olasılığınız çok yüksek. Anlatabildim mi? Bana evli değilim demişti. Ablası var evli. Zaten iki kardeş. Babası özürlü yani yatalak. Hı. Deşli. 3 yıl olmuş. Hı. 4. yıla girdi. Hı. Hani bilemiyorum yani. Hakkında da tam detaylı bir bilgi de edinemiyorum. Ama görüşüyoruz. Her seferinde geleceğini söylüyor. İşte konuşmamızda da bir sıkıntı yok. Ama ne olduğunu pek çözemedim. Dediğim gibi kendi dünyasında gizlediği bir takım olaylar var. Bu olaylarla yüzleşme durumuyla karşı karşıya gelebilirsin. Bunun içinde nasıl davranman gerekiyor? Biraz akıllı davranman gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Orhan, sen lider yapısı olan bir adamsın ama bu arada da duygularında yoğun yaşayan, aniden şimdi nasıl anlatmaya, şöyle anlatmaya çalışayım. Duygularını yoğun yaşarken ani kararlar alabilirsin, ani hareket edebilirsin. Çabuk duygu enerjisine girebilirsin. Yani şu anda diyelim ki bu hanımla berabersin ama bir başkası da sana eğer ilgi gösterir ise ya da ilgisini hisseder isen ona doğru böyle kaymada yaşayabilirsin. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım. Netlik yok yani şu anda ilişkide. Bu aslında bu ilişki de ilişki bahabında baktığınız zaman çok bir ilişki gibi de değildi. Sanki daha çok arkadaşlık üzerine kurulmuş. Yani aşkım, sevgilim falan filan diyebilirsiniz. Böyle bir hitapta bulunabilirsiniz ama özüne baktığın zaman arkadaşlık gibi görünüyor. Yani sen bu hanımla çok fazla bel bağlama canım ya. Anladım. Tamam. Teşekkür Yani ederim. Kısacası bu. Tamam. Tamam Tamam. canım. Tamam. Peki, görüşmek üzere. Keşke Oldu. daha Sağ farklı olun. şeyler söyleyebilsem ama Yok gerçekler her yok. zaman gerçektir. Yarın bir Teşekkür gün ediyorum. dersin ki Dilya Hanım siz böyle böyle söylemiştiniz ama ben bununla karşılaştım dediniz ama ben çok üzülürüm. Onun için şimdiden gerçekleri bilmek daha doğru geliyor bana. Teşekkür ediyorum. Peki, Teşekkür görüşmek ediyorum. dileğiyle. Sağ olun. Öpüyorum, hoşça kal yarın. Yani sonucunda eğer ki bir şeyleri öğrenmek istiyorsak, yaşayıp bir de bir şeyleri bilmek istiyor isek, her şeyle bir bütün olarak bilmek lazım. Dediğim gibi bugün işte şöyledir böyledir diyemem. Görmediğim şeyi söyleyemem. Hissetmediğim şeyi, algılayamadığım şeyi söyleyemem. Yarın bir gün dersin ki ondan sonra ya Dilya'm siz bunu bana böyle söylediniz ama dediğiniz zaman siz boynunuzu bükersiniz. Benim gönlüme oklarınız girer. Onun için böylesi daha iyi. Evet, Kanal V Nazım demiş. Dünden gelen bir SMS'im var. Hemen onu çözmeye çalışacağım. 30.08.1983 14.30 Amasya'da doğmuş. İş sağlık konusunda beni neler bekliyor diye sormuş. Peki.30.08.1983 Amasya. Peki.
Sevgili Nazım, şu dönemde hissettiğin gelen bilgi de şu. Bazı dönemlerde her şeyi bırakıp bir başka yere gitmek, her şeyin üst üste geldiğini hissediyor olmak. Mevlana der ki her şeyin üst üste geldiğini hissediyor iseniz orada mutlaka kader döngüsünün değişim noktası vardır der. Dolayısıyla sizin de bir takım konularda üst üste geldiğini, bulunduğunuz yerden başka bir yerde yaşamayı istemek ya da her şeyi bırakıp orayı bırakmak gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz diye düşünüyorum. Ancak bizim unuttuğumuz bir nokta var. Biz nereye gidersek gidelim, kendimizi götürüyoruz. Yani bulunduğunuz yerdeki Nazım ile, farz-ı misal diye söylüyorum, Ankara'daki Nazım arasında bir fark yok aslında. Oradaki de sizsiniz, buradaki de sizsiniz. Dolayısıyla yer değişimlerinden doğabilecek daha farklı sıkıntıları da kaldırma ile ilgili sıkıntınız olabilir. Yani bir yer değişimi ile ilgili değişim olabilir, bunu söyleyebilirim. Sağlıkla ilgili, yani sağlıkla ilgili psikolojik olarak durumunuz bundan ibaret, bunu söyleyebilirim. İşle ilgili, bir de şunu söyleyeceğim sevgili Nazım. Sağlıkla ilgili affedemiyorumla ilgili bir sıkıntınızın olma ihtimali çok yüksek. Bu affedemiyorumla ilgili olan sıkıntınız da işte sizin kaçış ya da kaçma isteğinizi doğurduğunu söyleyebilirim. Ama gitmeyin, onu da söyleyeyim. Sağlıkla ilgili bu, işle ilgili. İşle ilgili 2018 yılının ilk aylarından itibaren bir gelişim olacağını söyleyebilirim. Evrakla ilgili, bu nedir bilemiyorum şu anda ama gelen bilgiyi sizlere aktarıyorum. Evrakla ilgili bir sıkıntınızın olduğunu, bu evrakla ilgili sıkıntınızın da sizin lehinize olacağını ve dolayısıyla bundan dolayı da çok fazla düşünce içerisinde de olduğunuzu söyleyebilirim. Evet. Sevgili Nazım. Dedik, devam edelim. Bu arada sosyal medyadan gönderdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için, duygularınız için, sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Gerek sosyal medyadan gerek diğer mecralardan gönderdiğiniz SMS'lere yorum yapamıyorum. Yaptığım bir protokol var bundan dolayı. Eğer ki diler iseniz özel danışma hattımdan arayarak randevu alırsınız. Bununla ilgili asistanım size yardımcı olmaya çalışacaktır. Ama diğer anlamda yaptığım bir protokol var ve protokolden dolayı sosyal medyadan sizlere yorumlar yapamıyorum sevgili dostlarım. Bundan dolayı da gönül koymayın lütfen. Bazı durumlarda inanın beni o kadar zorluyorsunuz ki hayır diyemiyorum ama yapmam da mümkün olmadığı durumlar var. Dolayısıyla bu konuda da sizlerden anlayışlı davranmanızı bekliyorum sevgili dostlar. Bir de şu var. Bu arada işte sosyal medyadan gönderdiğiniz mesajlarda işte biz 3969'a gönderdik. İşte siz okumadınız, okumuyorsunuz gibi bir şeyler var ama sizin gönderdiğiniz herhangi bir şey ben burada görmüyorsam okuma gibi bir olasılığım yok. Bu birincisi. İkincisi benim hiç kimseye
Ayrıcalık tanıma gibi bir lüksüm asla ve asla yok. Dolayısıyla Ayşe neyse Fatma da odur benim için. Ali neyse Hüseyin de odur benim için. Birilerinin bir öyle bir terazim yok yani. Öyle bir adalet sistemim yok. Dolayısıyla hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynıyız. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Evet sevgili dostlar, bugün ne yapacağız? SMS'lerimizde biraz ara verelim. Bilmiyorum, telefonumuzda gelirse ara verelim. Dualarımızla ilgili hemen çocuğu olmayanlarla ilgili dualarımızı vermeye çalışayım ki program içinde de devam etmeye çalışacağım o bapta. Evet. Hadi bir Nuray Hanım'a merhaba diyelim, ondan sonra dualarımızı verelim. Bu arada da kağıtlarınızı, kalemlerinizi hazırlamış olursunuz. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl keyfiniz? Ben kimle görüşeyim? Kim istediniz? Kim lazım? Kim lazım? Buyurun. Bak. Ekranda bakın. Ben de bir oğlan var, ona bakıp geldim. Bakalım bakalım Nuray Hanım. Adı ne oğlunun? Ümit. Mehmet. Ümit. Ümit. Evet. Doğum tarihini alayım. Doğum tarihi 17 Şubat 1993 doğumlu. 1993 değil mi? Evet, heyecandan diyemeyim. Heyecanlanma, heyecanlanma. Kaç gündür öyle bekleyenden uğraştım, çıkaramadım. Anladım. 2 Şubat'ın 17'si 1993 doğumlu değil mi Nuray Evet, Hanım? evet. Tamam. Nerede doğdu canım? Kumuca. Kumluca'da. Çok hayırsız bir şey. Bakıl bana. Öyle deme. Onun da bir görevi vardır. Onun da bir nedeni vardır. Hiç nedensiz hiçbir şey yok. Öyle deme. Sen hayırsız dedikçe hayırsız olur. Sen hayırsız dedikçe hayırsız olur. Hayırlı olsun inşallah. Peki. 24. Askerlik bitti mi? Bitti. Bekar. Bekar. Hani evlenme şeyi, iş durumu hepsini anladı bakan beni. Peki. Bir kız bir arkadaşı var, olacak mı olmayacak mı? Kız arkadaşın adı ne? Gamze. Onun şeyini de biliyorsun, hani doğum tarihini şeyini. Bir ver bakayım canım. Olmayızmış herhalde. Olmayız aynı bizimle beraber 93 doğumlu. 93 doğumlu da hangi ay doğumlu? Hangi gün doğumlu? 10 Mayıs, 10 Mayıs. 10 Mayıs. Evet. 10'a 5. Kumlucan'da mı doğmuş o da? O Kütahyalı. Kütahya. Uzaktan. Tamam. Şimdi bak, oğlun Evet. birincisi akıllı bir adam ama aklını hep ne muzurluğa çalıştıran bir adam. Evet, bizi yedi bitirdi. Hadi. Yani akıllı bir adam, nerede ne yapmasını gerektiğini bilen bir adam ama muzurluğa çalıştırıyor o kafayı bir kere. Evet. İkincisi, bazı insanların yapısı böyle, el ağız bir çocuk. Yani el ağız dediğim zaman şu, siz dersiniz ki oğlum bak bu beyaz dersin, yahu yapar, böyle bir öfkelenir, tepki gösterir. Ama başkası aynı şeyi söyler, ya bak gördün mü bana ne söyledi, işte ben onu doğru falan der. Evet. Bu çocuk el ağız bir çocuk.
Anladım, bir anlatabildim mi dedim. Aynı aynısı. Bunun sonucu ne olacak acaba? Onu merak edeyim ben. Peki. Hiç çalışmayı, ebedi bir işe girmeyi, çalışmayı. Hazır yiyecek oluyor, de onu. Oh ne güzel. Hı hı. Nuray çalışsın, baba çalışsın. Evet, dövecek, sürecek, alacak. Şimdi bu sizin birincisi yetiştirme tarzıyla alakalı. Yani siz evet. Bu çocuğu hep böyle pof pofla her istediğini yaparak, biz zannediyoruz ki çocuklarımıza her istediğini yaptığımız zaman onlara iyilik yapıyoruz. Aslında yani en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Dolayısıyla siz de bu çocuğu böyle pof pof ondan sonra şimdi niye böyle diyorsun, hayırsız diyorsun. Adam her şeye alışmış, önüne gelmeye, yok demeyi öğrenmeniz lazım bir defa sizin. Yani siz 24 yaşındayken muhtemelen evliydiniz. Evliydik. Şeye düşünüyorduk, bu 25 yaşında vardı. Tabii şey, sapından tutacağım diye uğraşmayı devamlı geri katayım. Peki bu çocuk evlendi diye düşünelim. Evlendi. Karısının sorumluluğunu alabilecek mi? Yok. 3 gün evlilik oyunu oynayacaklar. O hani o cilveleşme, oynaşma dönemleri falan filan. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra anne elektrik geldi, anne su geldi, anne evin ihtiyacını karşıla, anne bebek oldu, bebeğin altını topla, anne üstünü topla. Nasıl olacak bu? İşte bunun sonucu ne olacak acaba diyeyim, bir çalışma şeyi var mı? Birincisi, yapacağınız ona en büyük iyilik, belki şu an için kötülük gibi görünebilir ama elinizi, ayağınızı lütfen bu çocuğun üstünden çekin, maddi anlamda. Eğer siz ona vermez iseniz o mecburen çalışmak zorunda kalacak. Şimdi insanlar şunu da yapıyorlar. Bugün asgari ücret şu kadar diyelim. Ya ben o paraya çalışmam diyor. Ben o paraya çalışmam diyor. Çünkü zaten o parayı anneden babadan aldığı parayla hemen hemen denk olduğu için çalışmasına gerek kalmıyor. Evet. Vazgeçsek çalışacak mı acaba? İlk önce yapacağınız şey Nuray Hanım, elinizi üstünden çekin. Yani tabii ki hep arkasında olun, evladınızı gözetin, evladınızı yok edin demiyorum. Asla böyle bir şeyin olması zaten söz konusu değil ama maddi olarak çekerse bir anne babanın bir çocuğa yapabileceği en büyük kötülük onu hazır paraya alıştırmaktır. En büyük kötülüktür bu. Onun için ilk önce size lazım. Ondan önce size lazım. Bu kız işi hani şey kız da hani seveyim mi sevmeyeyim mi onu soracağım hani seveyim mi? Bak bu kız bu adamı derleyip toplayabilir. Onu söyleyebilirim. Hani bir derleme toplama ihtiyacı ben var ise. Hani biz yönetemeyiz. Biz sakından gelemeyiz. Acaba evlense kız yönetebilir mi diyeyim. Ah Nuray Hanım, ah annenin babanın yönetemediğini elden bekliyorsunuz ya. Bizim çocuğu tutmayı belli konu sevinse tutabilin. Hani onun anladım. Bak bu kız bu oğlanı biraz toparlayabilir. Ama sizin de desteğinize ihtiyacı var bu toparlama döneminde. Yeni bir ilişki, çok uzun bir ilişki değil, 6-8 aylık bir ilişki gibi yakaladım. İkisine baktığım zaman uyumlular. Uyum da var ama sizin sanki bu kadına ya da bu kıza karşı hem evetiniz var hem hayırınız var içinizde. Yani, var oluyor aynı senin dediğin gibi acaba diyeyim ben mı kötü olur diyeyim elin kızına bir de şey mi yaparız diyeyim hani alsak diyorsak iyi deriz diye ona düşünüyorum. İşte bu kıza karşı diyorum ya hem evet diyorsunuz. Bir tarafınızda olmasın diyor, bir tarafın olsun diyor, böyle bir durum ama bunlar muhtemelen bir arada olacaklar gibi görünüyor hocam. Hani yönlendirebilir mi acaba olsun diye, yönetebilir mi diye, hani bizim sözü tutmayı belki o sarı yazdığında bakar mı diye, döner mi ve diye. Anladım. Muhtemelen olacak gibi görünüyor yani. Ne kadar bir süre var arada? Vallahi... Evet. Çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum ya. Yani çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene biter diye düşünüyorum. İşle ilgili hiç çalışası yok mu bunun? Niyeti? Vallahi hiç çalışası yok. Hiç hiç çalışası yok. Hiç.
Eliniz ayağınızı çekerseniz mecburen çalışmak zorunda kalacak Nuray Hanım. Bir gelir hani işte para işte vermesen yürümeye kalacak hani o kadar hani şey diye içiyi sıçıyı. Çok yere gelin ayı. Peki. Durum böyle yani. Peki Kumluca'ya da sevgilerimizi yollayalım sizin nezdinizde. Rica ederim. Görüşmek dileğiyle. Biz ne yapıyoruz? Küçük bir reklam arası yapalım, hemen gelelim. Evet sevgili dostlar, küçük bir ara yaptık, hemencecik gelmeye çalıştık. Ne yapacağız? Yayınımın başında da söylediğim gibi çocuğu olmayan dostlar için vereceğim birkaç tane dua var. Eğer ki fiziksel problemleri yok ise Rab'dan istemek için kullandığımız dualar. Ali İmran suresi 35 ve 36. Sevgili dostlar, 35 ve 36'yı beraber okuyoruz. Bazılarını da tek tek okuyoruz. Onları belirteceğim. Ali İmran 35 ve 36, 38 ve 40. Yani 35-36'yı bir okuyoruz. Bu birinci dua diyelim. İkincisi 38 ve 40. Yani bu da ikinci duası. 38 ve 40'ı beraber okuyoruz. Bu arada 38-39-40 değil. 38 ve 40. Meryem suresinin 9 ve 10. ayetleri, ki bu gerçekten çok etkilidir, onu söylemeye çalışayım. Kasas suresinin 12 ve 13. ayetleri, Fatır suresinin 11. ayeti, Saffat suresinin 100. ayeti, Saffat suresinin 100. ayetini huzursuz çocuklarda da kullanabiliyoruz. Uyur gezer dediğimiz ya da işte bağlı diyelim onlara, bağlı enerjili diyelim onlara. Bu çocuklarda da kullanabiliyoruz. Eğer ki çocuklarınız işte kaldırdığınız zaman kendi halinde değil ise, onu siz fark edersiniz, farklı davranışlar içerisinde ise vesaire, o zaman çocukları yerinden kaldırmadan evvel Saffat suresinin 100. ayetini okuyoruz sevgili dostlar. Fursilet suresinin 42. ayeti, Şura suresinin 49 ve 50. ayetleri, Zariyat suresinin de 29 ve 30. ayetlerini çocuk için, çocuk istemek için kullandığımız dualardır. Bunları ne yapacağız, nasıl yapacağız dediğimiz zaman, mümkünse dilinizle, bir defa sevgili dostlar, lütfen bu ayetleri okurken Türkçesinde bilin. Eğer ki Türkçesinde bilir iseniz neye, nasıl istediğinizi, nasıl algıladığınızı çok net görürsünüz, net alırsınız. Birincisi bu ve zihninize başka şeyler girmez o arada. Sadece dua etmeye odaklanmış olursunuz. Birincisi bu. İkincisi, söylediğiniz, okuduğunuz, dilinizden çıkan duanın kalbinizin etrafında çevirerek okur iseniz, bu belki bir iki defasında zorlanabilirsiniz ama şöyle düşünün. Okuduğunuz duayı Bismillahirrahmanirrahim dedikten itibaren kalbinizin etrafında çevrildiğini hissedin. Hissederek okuyun. İkincisi. Üçüncüsü, dualarınızı mümkünse gece okumaya çalışın. Dilinizi pelesenk edin. Yani aklınıza gelen her anda, istediğiniz her anda bağlantı kurmak adına bunları okuyabilirsiniz. Dördüncüsü, diyorlar ki Dilya Hanım, hocam biz bunu kaç defa okuyacağız? Kaç defa okuyacağız değil sevgili dostlar.
Şimdi hiçbir şey hissetmeden elinizdeki tesbihle kaç defa okuyacağınızı yapabilirsiniz. Ama hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hissetmediğiniz bir şeyin oluşmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla ilk önce okuduğunuz duayı yüreğinizde, özünüzde, canınızda, canınızın içinde hissetmeniz lazım. Bunu da nereden, nasıl yapıyoruz? İşte iman tahtası, canımızın iman tahtası dediğimiz şu bölgenin altında olduğunu düşünüyoruz. Burada. Burayla bağlantılı okur iseniz bunların yerine girdiğini, geldiğini görürsünüz. Ve acaba asla demiyoruz. Acaba işte dua ediyoruz, bu ettiğimiz dualar kabul olur mu, olmaz mı diye asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Bir de zaten düşünemezsiniz. Dedik, bir daha vereceğim. Çocuğu olmayanlar için okunacak dualar. Önümüzdeki haftada Allah nasip eder ise şifalarla ilgili dualar vereceğim. Nasıl şifa ayetleri vermeye çalışacağım. Cuma günü de sevgiyle ilgili, ülfet ve sevgiyle ilgili dualar vermeye çalışacağım. Böyle parça parça bir şeyler vermeye çalışıyorum. Siz de umuyorum ki yaparsınız. Ve gerçekten ne kadar etkili olduğunu ve hayatınızın nasıl değiştiğini görürsünüz sevgili dostlar. Evet, çocuğu olmayanlar için Ali İmran suresinin 35 ve 36. ayetleri, 38 ve 40. ayetleri, 39'u okumuyoruz. 38 ve 40. Meryem suresinin 9 ve 10. ayetleri ki gerçekten çok etkilidir. Üstüne basa basa söylüyorum. Bunun çalışmalarını yaptığımız için söylüyoruz. Tabii ki size bu çalışmaları veriyoruz ama biz kendi yaptığımız çalışmalarda daha farklı çalışmaların birleşimiyle yapmaya çalışıyoruz. Size bunları verirken de siz de yapın ama bizim yaptığımız çalışmalarda biraz daha farklılıklar var. Bunu da belirtmek istedim. Kasas suresinin 12 ve 13. ayetleri, Fatır suresinin 11. ayeti, Saffat suresinin 100. ayeti, Fussilet suresinin 42. ayeti, Şura suresinin 49 ve 50. ayetleri, Zariyat suresinde 29 ve 30. ayetlerini ne yapıyoruz? Çocuk sahibi olmak adına, dileklerimizin olması adına kullanıyoruz. Ha, diyor ki, bir de şöyle bir durum var. Sevgili danışanlarımın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. İşte hocam ben bu duayı işte zamanım yok okuyamıyorum ama benim yerime annem okuyabilir mi? Benim yerime babam okuyabilir mi? Ya da benim yerime bir başkası okuyabilir mi? Diye soruyorlar. Hayır. Bunun cevabı kocaman bir hayır. Okuduğunuz her duayı kendinizin okuması lazım ki yerleşimini tam olarak yapabilirsiniz. Anneniz de olsa babanız da olsa o andaki ruh halinin ne olduğunu bilemezsiniz. O andaki duanın kaçırılma ihtimalini bilemezsiniz. Dolayısıyla her duayı kendimiz yapıyoruz. Alo diyelim. Kime? Alo. Bilgehan'a. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim, çok şükür. Hamdolsun. Önceden de aramıştım, belki hatırlarsınız. Hatırlarım. ben tekrardan sorabilir miyim acaba ismini, doğum tarihimi versem? Olabilir tabii ki. Neden olmasın Bilgehan? Hem aşk yönünden hem eğitim durumuna bakabilir miyiz acaba? Hayır, senin aşk durumun iyisinden. Bitmedi gitti. Bitmedi gitti. Söyle bakalım Bilgehan, doğum tarihini ver bir tanem. 13 Mart 1996. 13 Mart, 13-3. Evet. Bu arada benim kimlik dışı bir ismim daha var. Hani ailenin kullandığı. O bir şey fark ettirir mi acaba? Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz Bilgehan. Şimdi biz ne yapıyoruz? Doğuyoruz. Doğduğumuz zaman ailelerimiz bize bedenimizin adını veriyor. Değil evet. mi? Evet. Şimdi bu bizim beden adımız. Ayşe koyuyor, Fatma koyuyor, Ali koyuyor, Emre koyuyor. Evet. Mesela. Dolayısıyla kulağınıza okunan, yani ezan, bebeğin kulağına ezanla ismi okunur. Evet. Hangi isim okunmuş ise o isim bana lazım. Ha, tamam o zaman, gerek yok. Tamam mı? Tamam.
Bilgehan mı okunmuş senin kulağına? Evet. Tamam. Tamam. Nerede doğdun Bilgehan? Antalya. Peki. Arkadaşın adı neydi canım? Geçenki günkü. Geçenki günden bu zamana değişti bilemedim. Yok, o manada söylemedim. Yani ona da bakmaya da biliriz. Ondan pek bir şeyin... Tamam. Sen ne... Ben ama... Peki şöyle sorayım. Benden ne istiyorsun? Şimdi aşk hayatına baktırmak istiyorum ama şöyle... geçen de ona baktırmıştım. Hani demek istediğim yani... Pek ondan bir şey beklemiyorum. Normalde bakabiliriz hani. Sadece bana da bakabilir. Yani o yüzden. Peki. Neden kendini yoran ile ilişkini devam ettirmek adına bunca sene mücadele ettin? Birinci soru. Ya ne diyeyim size? Yani en büyük yaşadığım sevgi buydu çünkü. Ve sana çok göre. Emek harcadım. Çok sana, emek. Sana göre. Sevgi ne demek? Ya, sevgi bilmiyorum. Hissim, duygum, fedakarlığım bana göre hepsi. Peki bu ilişkiyi, geçmişteki ilişkini teraziye koyduğunda sen daha mı ağır basıyorsun? Ya bana göre, yani benim peki. Karşılığında bulamadığım bir şey ise eğer ve giden ben olmadıysam tabii ki de... sevgili Bilge, ne kadar çok verir isen evet. İlişkilerde bir defa vermek durumu... iki tarafın beraber vermesi durumudur. Yani şöyle düşünün. Bunu daha sonraki yaşamınıza da lütfen yer edinsin. Bir düşünün. Hı hı. Ya da bir kumbara düşünün. Öyle düşünün. Bu kumbaraya sen 100 lira atıyorsun. Karşı taraf 5 kuruş atıyor. Sen 100, 200 lira atıyorsun. Karşı taraf 25 kuruş atıyor. Sen 500 lira atıyorsun. Karşı taraf 1 kuruş atıyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Burada bir sevgide de adalet vardır. Eğer ki sen çok fazla verici oluyor isen, veren taraf isen, bu kumbarada hakkının daha çok olduğunu düşünen taraf oluyorsun. Evet. Tamam mı canım? Oysa ki veren taraf o hakkının ne kadar fazla olduğunu düşündükçe sen aslında bu ilişkiye bağımlı olan sen olmaya başlıyorsun. Evet. Çünkü karşı taraf bu ilişki için bir yatırım yapmamış. Ve yatırım yapmayan birisinin de gitme olasılığı ya da hayatından çıkma olasılığı çok daha kolaydır. Çünkü bir yatırım yapmadı bu iş için. Anlatabildim mi dediğime şimdi? Evet. Dolayısıyla bundan sonraki ilişkilerinde o kumbara senin hep kafanda kalsın lütfen. Kumbara adaletli olsun. Hani 3-5 çok önemli değil ama arada çok büyük farklılıklar var ise o zaman... Veren taraf sen oluyorsun demektir. Bir adım geriye çekilmek lazım. Ondan sonra kumbaraya sen 5 kuruş at. Karşı taraf fazlasını koysun. Ya ben hani bu sevgi olduğu zaman karşıya hissettiğim zaman hani alıp verdiğini gerçekten düşünmüyorum. Hani sürekli hiç gözümde olmuyor ne kadar vermiş olduğum benim fazla emek harcattığım. O yüzden maalesef böyle oluyor. Ve hani ne kadar verdiğim bile hala gözümde değil. Bak. Sadece unutamadığımı düşünüyorum, unutmayacağımı düşünüyorum. İşte çünkü yatırımı sen yaptın, onun için unutmuyorsun. Evet. Konu orası yani, yatırım senden, sen yaptın yatırımını. Yatırımını yapan bir insan tabii ki unutmaz çünkü ona karşı beslediği duygular çok daha farklı. Ama yatırım yapmayan bir insan seni hatırlamaz, düşünmez bile, aklına bile gelmez. Demek istediğim nokta burası. Yani çok genç olduğunuz için bunları sizinle paylaşarak belki bir yön tayin edebiliriz diye düşündüğüm için söylüyorum.
Yoksa ha. Elbette ki dervişin bir tanesi böyle yolda giderken bir kızı rastlıyor. Kızın da eteğini böyle doldurmuş elmaları. Diyor ki ne yapıyorsun? Bunlar ne? Diyor ki elma. Ne yapacaksın? Karşı tarafta diyor dağın başında diyor erkek arkadaşım ya da eşim her neyse işte çalışıyor. Ona ben bunları götürüyorum diyor. Derviş diyor ki kaç tane götürüyorsun diyor. Kız da cevap veriyor. İnsan sevdiğine verirken kaç tane olduğunu düşünür mü? Elbette evet. ki düşünmez. Ama karşı tarafından da bir şeyleri almak lazım. Tek taraflı olmaması lazım sevgili Bilge. Şimdi biraz bir bekleme dönemi lütfen. Bir aklını toparla. Şu dönem aşk çok önemli değil. Aşk, insan aşkı sadece aşkta insan aşkı yok. Allah aşkı var. Biraz Allah aşkına doğru devam ettir ne olur. O kısmını biraz daha geliştir. Kendi içselliğine dönmeye çalış. O zaman her şeyin çok daha doğru olduğunu, doğru olacağını ve doğru kişiyi bu sefer hayatınıza çekersiniz. Tamam. Anladın. Ama evet. 2018'in ortalarında tekrar bir hareketlenme olacağını söyleyebilirim Bilge. İnşallah doğru kişiler çıksın karşınıza. Ya bu hani bu unutma meselesi ne olacak? Var mı unutma gelişmesinde yani? Ben onu unutabilir miyim mi soruyorsun? Aynen. Ya çünkü öyle bir şey hissetmiyorum. Yani unutamayacağım gibi geliyor ve sürekli bunu hani yapsam bile hep karşıma çıkıyor. Sürekli aklıma çıkıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Çünkü yani. Sen sürekli onu düşünerek onun enerji alanına girmeye çalışıyorsun ve giriyorsun da. Yani? Yani. Biz hiç duydun mu telepati ya da telekinezi evet. diye? Duydum ama tabii bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsun. Oluyor? Anlatmaya çalışayım birazcık. Bu şöyledir. Birisini diyelim ki birisini bir arkadaşın olarak düşün bunu lütfen. Bir arkadaşını evet. düşünürsün pat diye seni arar. Ya da bir arkadaşını düşünürsün bir yerde bir şekilde karşına çıkar karşılaşırsınız. Bu senin ona beyinsel olarak gönderdiğin frekanslarla ilgilidir. Bunun adına telepati ya da telekinezi denir. Yani şimdi biz şifa çalışmalarında da bunu kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Diyelim ki hasta Trabzon'da ama biz Trabzon'daki bir hastaya Antalya'dan şifa çalışması yaparak onu şifalandırabiliyoruz. Bunu bu şekilde düşün. Sen de eğer sürekli bunu bu şekilde düşünürsen çekeceksin. Çekmek, bırak kalsın orada. Neden? Çok soruyorum ama. Vallahi özel seansa döndürdüm Bilge Hanım. Telefonlar ver bak. Tamam kusura bakmayın. Peki öpüyorum. Eğitime de bakabilir miyiz? Nasıl? Eğitime de bakabilir miyiz? Hani sen bu akılla gidersen ilk önce eğitimi bıraktın, aşka döndün. Önce eğitimine dön. Tamam. Tamam tatlım. Bir ilk önce ne olursa olsun o bilezik şurada olsun. Tamam teşekkür ederim. Peki canım görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet, şifa çalışmalarına dediğim gibi aynı yerde olmak ya da bir başka yerde olmak da çok bir şey ifade etmiyor. Bu çalışmaları yapabiliyoruz. Şifayla ilgili olan çalışmalarda. Aslında şifa çalışmalarının en temel noktası dengedir. Eğer ki biz dengeyi, işte dengesizliklerden dolayı rahatsızlanıyoruz. Bu karanlık duyguların etkisinden dolayı bunu %70, %80 karanlık duyguların etkisiyle rahatsızlanıyoruz. Eğer ki bunu dengeye sokuyor isek zaten orada bir toparlamalarla da karşılaşıyoruz. Evet. Kim göndermiş? Hemen bakıyorum. Melek Fatma Hanım'a merhaba diyelim ondan sonra devam edelim. Peki. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Buyurun Fatma Hanımcığım. Ha, benim biraz sorunlarım var. Ben onlara baktıracaktım. Buyurun. Doğum tarihiniz nedir? 1 Ayım 30'u 1973. Nerede doğdunuz? Burdur. Burdur. Peki.
Evet. Fatma Hanım, bak şu bir buçuk yıl gibi bir önce, bir buçuk yıl önce gibi. Allah Allah. Siz evinizde ya da bulunduğunuz yerde bir şeyler buldunuz mu? Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Güzel bir şey değil illaki. Vallahi. Ya, yani bir ilaç milaç bir şey buldunuz mu? Öyle söylemeye çalışayım. Siz ona ilaç diyorsunuz da biz başka şeyler diyoruz ama. Hiç farkında değilim de geçenlerde bir paket gelmişti. Evet. O geldikten sonra bizim düzenimiz bozuldu biraz. Evet. Ha işte bu paket geldi. İşte bizim evimizin bir tarafı sürekli göçüye gibi oldu. Çöküye evet. Evimizde çatlaklar var. Evet. Ha şimdi ben bu duruma mı baktım? Ben sürekli korku içindeyim. Her evet. An her şey olabilecek gibi. Evet. Ha nasıl bir şey olacak ona baktıracağım işte. Bak canım. Gelini size aktarıyorum. Birincisi. Bir buçuk yıl gibi öncesinden itibaren sizin evinize, halinize bir takım bir şeyler yapılmış gibi görünüyor. Sizin bu yapılan her neyse, bu yapılandan sonra halinizin içerisinde bir kargaşalık, bir kavga, gürültü, kopma noktalarına kadar gelmiş bu iş. Evet. Tamam mı? Bununla ilgili sıkıntılarınız var. Yani sizin evinizde bir enerji bağlanması oluşmuş... Ve bundan dolayı da sıkıntılar yaşıyorsunuz. Şimdi benim bu evimizdeki gördüğüm çatlaklar, göçük gibi olaylar niye olacak? Ya işte görüyorsunuz, bunun çalışmasını yapmadan bir şey söyleyemem ama bir gelin isterseniz. Çünkü sizin özel durumunuz. Bu bir özel durum yani. Tamam. Daha evvel bununla ilgili Almanya'dan çağırmışlardı beni. Almanya'ya gittim. Aynı eşyalar yukarılarda dolaşıyor. Bir enerji boyutları var. Oradaki hocalar da bunu toparlayamamışlar. Gittik, toparladık, döndük. Evet, aynısı şu anda bende de oluyor. Çünkü evin her tarafı çatlak gibi, evin yukarısı kayıyor gibi oluyor. Evet. Her şeyi görüyorum, çukur oluşuyor, her şeyler var diye. İşte bağlantıya geçiyorlar sizinle bununla ilgili. Ha, ya bunu yapanlar mesela bize gamba gibi bir şey mi, nasıl oluyor. Yani ben onu şu anda buradan anlatmam mümkün değil Fatma Hanım. Ya yani buradan nasıl, neyi ne kadar anlatabilirim? Siz de takdir edersiniz. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi bu konu için sizinle özel bir görüşmemiz gerekiyor. Öyle gerekiyor. Ben sürekli korku içindeyim. Tabii bunlar çok doğal, korku içinde olmanız, sürekli bir şeylerin sizin yanınızda olduğunu hissetmeniz, bunlar olağanüstü durumlar zaten. Evet. Antalya'da Konya altı tarafında ofisimiz. Bir randevu alın, buyurun gelin bir bakmaya çalışalım, ne olduğunu çözmeye çalışalım canım. Tamam, oldu. Benim sürekli kafam her yerde karışık. Yani her şeyi görebiliyorum böyle. Her şey aynen oluyor. Öyle. Karışmışsınız. Aynen öyle. Ben de işte düşündüm. Sürekli tartışmalarımız oluyor kendi aramızda. Ufak şeyden oluyor böyle. Tabii onlar, çünkü karanlıklar devreye girdiği zaman maalesef ki öyle oluyor. Yani bunun mutlaka temizlenmesi lazım. Hayatınızın devamı adına mutlaka ve mutlaka temizlenmesi lazım. İsterseniz orada da hocalarımız vardır. Bir onlardan da yardım alabilirsiniz. Ama mutlaka temizlenmesi lazım canım. Benim şimdi şu andan sonraki durumum nasıl olacak? İşte bunları temizlenmeden hiçbir şey söyleyemem. Hiç bir şey diyemem yani. Ne evet diyebilirim, ne hayır diyebilirim. Hiçbir şey söyleyemem. Tamam oldu. Canım. Ya ben şu anda ne zaman olduğunu bilmiyorum da bir ay öncesi bir paket gelmişti bize. Evet. O paket geldikten sonra benim düzenim bozuldu. Anladım canım. Dediğim gibi buyurun gelin bir şeyler söylemeye çalışırım. Gerekirse ben de gelirim, bulunduğunuz yerdeki durumu görmeye çalışırım. Ama illaki bir çözümünü yakalamaya çalışırız inşallah, Allah'ın izniyle. Tamam, sağ olun, Allah razı olsun. Hepimizden benim durumum canım. Pek de iyi değil. Her şeyi görüyorum böyle. Anladım canım. Tamam canım, görüşmek üzere Fatmacığım. Tamam, biz ne zaman iletişime geçebiliriz? Canım saat 7'den sonra özel danışma hattımdan ararsınız. Bir şeyler konuşmaya çalışırım. Şu anda asistanım da telefonum bende değil.
7'den sonra ararsanız yardımcı olmaya çalışayım. Tamam, oldu. Peki, iyi günler. Peki, iyi günler canım. Tamam. Ay, ne yapalım? Biz bir çay içelim. Siz de bizi bekleyin diyelim, reklamlar. Ne yapıyoruz? İlimle bilimi bir araya getirerek Ebced hesabıyla sizlere küçük küçük yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Adımızı yazıyoruz. Doğum tarihimizi, gün, ay, yıl yazıyoruz. Adınızı kulağınıza üflenen ya da kulağınıza söylenen isim her neyse beden, onu yazıyoruz. Doğum tarihimizi, gün, ay, yıl yazıyoruz. Biliyorsak doğum saatimizi yazıyoruz. Konuyla ilgili soru ya da sorunuz her neyse bunu da 3969'a gönderiyoruz. Ben de buradan dilimin döndüğünce, gözümün gördüğünce, gönlümün gördüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyorum naçizane tabii ki. Fatma, biraz önceki telefondaki Fatma Hanım'ın sıkıntısı gibi pek çok sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen seneydi galiba Stuttgart'ta, Almanya'da böyle bir yerle ilgili bir sıkıntı oluşmuştu. Ev yanıyor, yani kendi kendine durup dururken yanıyor. Bu enerji bağlarıyla ilgili sıkıntılar sevgili dostlar. Bu sıkıntıları da biz gerek olumsuz dualar ile, yani bize yapılan olumsuz dualar ile ya da bir başkasına yapılmış olumsuz duanın bizim çekim alanımıza girmesi ile oluşabiliyor. Ya da o bölgedeki, biz biliyoruz ki sadece biz yaşamıyoruz. 80 alem içinde 80 alem yarattı diyor Rabbim. Dolayısıyla bunu kombinasyon yaptığımız zaman çok büyük bir alem içerisinde, bir varlık alanının içerisinde yaşıyoruz. Onların alanlarına girdiğimiz zaman da bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Hani geçmişte büyüklerimizden ya işte uğrak olmuş, uğrak gelmiş. Ya da işte onları görme, duru gözün açılması ile ilgili bunlar. Biz zaman zaman bizim gözümüzdeki perdeden dolayı biz onları göremiyoruz ama onlarla bir şekilde bağlantıya geçmeye çalışılıyor ya da geçiliyor bizimle. İşte bizimle bağlantıya geçildiği zaman da onların boyutları farklı, bizim boyutlarımız farklı olduğu zaman da çok büyük problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz sevgili dostlar. İşte bunların temizlenme işlemleriyle uğraşıyoruz. Bu aslında bir anlamda hem ruhsal temizliklerle çalışıyoruz, bir taraftan da enerji temizlikleri dediğimiz bu enerji temizlikleriyle ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Rabbimin verdiği güç ile, Rabbimin verdiği yetiler ile, yoksa tek başımıza bunların yapmamız çok da mümkün değil sevgili dostlar. Şöyle bir SMS'lerimize bir bakalım, gelenlerimize, ona göre bir şeyler söylemeye çalışalım. Telefonumuz varmış, bir alo diyelim. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben Dünya Hanım'la görüşecektim de. Görüşürsün, buyurunuz, görüşüyorsunuz. Merhaba, ben bir sıkıntım var, onunla görüşecektim onunla. Hay hay, buyurunuz efendim. Buyur Çiğdem'cim. Dinliyorum canım. Soru mu soracağım yoksa siz mi soracaksınız? Heyecanlıyım. İlk defa bağlanıyorum. Ne soracaktınız? Alo? Alo. Duyuyorum. Ne soracaktınız? Bir sıkıntım vardı. Buyurunuz. O sıkıntımla ilgili soracaktım. Peki. Hani doğum tarihimi verecek. Evet, lütfen Çiğdem'cim. 1982 Ağrı doğumluyum. 1982 Ağrı. Kaçıncı ay, kaçıncı gün canım? Aralığın 3'ünde. Aralığın 3'ü. Tamam. Alayım, sıkıntınız nedir? Bir işle ilgili sıkıntım vardı da. İşle ilgili sıkıntınız var. Peki. Peki, bir dakika lütfen.
Peki. Beklediğiniz işle ilgili son 4 aydır bekleme döneminde misiniz? Son bu 5. ay olacak. İşte 4 ay, 5 ay. Peki. 5. ay olacak. Anladım. Gireceğiniz kurumsal bir yer midir? Evet, evet. Peki. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın da. Ay, estağfurullah, olur mu? Heyecanlı olmaktan kusur olmaz. Heyecan insanın yüreğinin bir parçası. Onun için var olun. Şimdi 4 aydır bekleme diye görüyorum. Kurumsal bir yer diye görüyorum. Doğru. Ekim'in son haftasıyla Kasım'ın ilk haftası aralığındaki dönemde bu işinizin neticeleneceğini, sonuçlanacağını söyleyebilirim. Peki olumlu mu olacak? Onu merak ediyorum da. Muhtemelen olumlu olacak. Muhtemelen olumlu olacak. Ekim'in son haftası, Kasım'ın ilk haftası sonuçlanacağını söyleyeceğim. Ya şu an hep benim işimde bir aksilik oluyor. Onun acaba ne yapmam lazım? Hani sıkıntılar vardı sürekli. Aksilik oluyor derken, açsana biraz. Nasıl yani? Yani şöyle mi oluyor? Olacak diyelim ki %100 olacak olan bir işiniz olmuyor. Evet, aynen. Peki. Evlisin değil mi Çiğdem? Yok, ben bekarım. Bekarsın, peki. Bu bu konu evlilikle ilgili de aynı şekilde değil mi? Aynen, evet. Peki. Peki. Peki şunu söyleyeceğim. Sizin sıkıntı duyduğunuz ay genelde Eylül'den başlayıp yıl sonuna kadar mıdır? Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar ki dönemde her sene bir sıkıntılı dönem geçirir misiniz? Vallahi hani şöyle söyleyeyim de şu an hani öyle bir ay içinde değil ama sürekli bir şey olacak. Hani tam olacak diyoruz. Bir bakıyoruz ki farklı bir şey çıkıyor. Tartışıyor. Yani benim de sürekli bir olumsuz bir enerji var. Olumsuz şeyler oluyor yani. Bilmiyorum artık nedir neyse. Ya bunun çalışmasını yapmadan çok net bir şey söylemek çok doğru değil. Yani burada şimdi sadece küçük küçük teşhisler koymaya çalışıyoruz. Nedenlerini yakalamaya çalışıyoruz ama bir tıkanıklık durumu bak şöyle diyeceğim. 19 yaş ile 22 yaş arasındaki dönemde yaşadığınız bir arkadaşlık ya da neyse bunun adını nasıl söylüyorsanız 19-22 yaş arasındaki devrede yaşadığınız her neyse bu sizin hayatınızı etkileyen noktalara gelmiş. O kadar söyleyebilirim burada. Yani şu anda hayatınızda bununla ilgili bir tıkanıklıklar yaşıyorsunuz. İşle ilgili, yani evlilikle ilgili. Yani şu yaşıma kadar da hiç flört falan yapmadım yani onu da söyleyeyim size. Öyle bir şeyim de olmadı. Flört yaptınız demedim ki. Siz nereden bileceksiniz yani 19-22 yaş arasındaki diyelim ki farz-ı misal diye söylüyorum. Bunları sakın şey yapmayın, yanlış anlamayın. Diyelim ki sizden hoşlanan işte 3. derecede akraba, o kadar söyleyebilirim bak, bu kadar netleyebiliyorum. 3. derecede akraba, sizden hoşlanan birileri var, sizde sizinle ilgili bir tasarruflar oluşmuş. Ama bundan dolayı sizin hayırlarınızdan dolayı da başka şekilde tasarruflar yapılmaya çalışılmış. Bundan dolayı da kapalılıklar oluşmuş. Anlatabildim mi? Tamam. Peki sizinle başka nasıl görüşebiliriz acaba başka? Şöyle görüşebiliriz. Şimdi yönetmenim danışma hattımı gönderir ekranlara. Oradan arayıp randevu alabilirsiniz sevgili Çiğdem'ciğim. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim, görüşmek üzere. Çok sağ olun, iyi günler.
Evet. Danışma hattım biraz sonra geldi ekranlarınızda. Bu telefon numaralarından arayarak randevu alabilirsiniz. Bireysel, birebir seansları yapabiliriz. Tabii ki bu bireysel seanslarımızda buradaki olduğu gibi böyle 2 dakikada olmuyor. Sorularınızı daha evvelden hazırlar iseniz çok daha net cevaplar geliyor. Sorularını hazırlıyor. Ondan sonra her sorunun bir cevabı mutlaka geliyor. Burada sadece nokta atışları yapabiliyoruz. Takdir edersiniz ki bir televizyon programı yapmaya çalışıyoruz. Pek çok kişiye buradan yardım etmeye çalışıyoruz. Allah izin verdiği sürece tabii ki. Ama bireysel seansın durumu daha farklı. Öyle söylemeye çalışayım. Eğer ki üzerinizde negatifle ilgili bir sıkıntı var ise onun çalışmalarını yapmaya çalışıyoruz. İşte temizlik çalışmaları diyorum ben onlara. Ondan sonra hayat çok daha farklı gidiyor. Bir dostum, danışanım, dostum oluyor tabii ki daha sonrası dönemlerde o kadar beraber olunca. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştık. Demişti ki bana, Dilya Hanım, dinliyorsa kulakları çınlasın. Dünyanın tersine döneceğine inanıyorum. Ama bununla ilgili yaptığımız çalışmayla ilgili buna inanamıyorum. Böyle olabileceğine inanamıyorumla başlamıştık. Daha sonraki dönemlerde Dilya Hanım gerçekten de dünya tersine dönebiliyormuş. Hadi bakalım bir alo diyelim. Kime diyelim? Cafer Bey diyoruz. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Alo. Alo. Dilya Hanım. Ben sizi dinleyeyim. Doğum tarihinizi rica edeyim. 14/7/1978. 14/7. Evet. 1978. Nerede evet. Doğdunuz? Antalya'da. Merkez mi? Merkez. Peki. Neyin gelgitini yaşıyorsunuz? Önümüzdeki günlerde bir karar almam lazım da. Neyiniz vardı? Önümüzdeki günlerde bir karar alacağım da bununla ilgili. Karar alacaksınız. Evet. Onun gelgitini mi yaşıyorsunuz şu dönemde? Evet. Peki. Bu alacağınız karar bir hanımla mı alakalı? Yok değil. İşle alakalı. İşle alakalı. Peki. Sormak istediğiniz nedir? Ne yapayım? Bu iş olur mu? Menfi. Şimdi bu ses tonuyla bana sorduğunuz zaman beni de düşürüyorsunuz. Biraz sesinizi yüksel, şöyle bir canlı canlı. İlk defa bağlanıyorum televizyonu da çok heyecanlandım. Anladım. Biraz önceki dostuma da dedim heyecan çok güzel bir şeydir. Onu hissetmek çok güzeldir. Şimdi kalabalık bir yerde mi çalışıyordunuz daha evvel? Evet. Halen de öyle. Kalabalık bir yerde. Peki. Kendi potansiyelinizin %30 gibi bir kısmını kullandığınızın farkında mısınız? Çok İş yaşamınızda. Çok farkında değilim. Farkında değilsiniz. Peki. O zaman biraz sizi farkındalıklandırayım. Cafer, %30'unu iş yaşamında potansiyelinizin %30 gibi bir bölümünü kullanıyorsunuz. Kalabalık bir bölgede çalışıyorsunuz ya da kalabalıkların içinde yalnız bir adam olarak çalışıyorsunuz. Budur. Doğru mudur? Evet, doğru. Peki. Bu yalnızlığınızın nedeni cesaretsizlik mi, güvensizlik mi?
İkisinin olduğunu tahmin etmiyorum. Tahmin etmiyorsunuz. Evet. Peki. İkisinin olduğunu da tahmin etmiyorum. Peki. Adında ya da soyadında ne yapacağınız işte? Adında ya da soyadında ne harf olan bir bey var mıdır? Ne? Olabilir. Peki o zaman bu beyi lütfen biraz dikkatli izleyin. Olur mu? İzleyin. Tamam. Önce bir izleyin. Ki zaten sizin o yapınız mevcut. Hem ketum yapınız hem de izleme yapınız mevcut. Karşı tarafı bir izleyin. İzledikten sonra kararınızı kesinleştirmeye çalışın. Çünkü orada izlediğiniz zaman bir takım eksiklikleri göreceksiniz. Bu eksiklikleri tamamlamak ya da tamamlamamak konusunda kararsız kalacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Hayırlı umuyorum biraz aydınlatabilmişimdir. Çok sağ olun. Çok aydınlandım. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Şöyle bir bakalım hemen. Biliyorsunuz sevgili dostlar, her perşembe ve cuma günleri saat 14 ile 16 arasında Kanal V ekranlarından sizlerle buluşmayı diliyoruz, buluşuyoruz. Ne yapıyoruz? Evlerinize konuk olmaya çalışıyoruz, yüreklerinize konuk olmaya çalışıyoruz. Sizleri de yüreğimize, stüdyomuza konuk etmeye çalışıyoruz. Eğer ki bir nebze bir ışık olabilir isek, bir nebze bir aydınlatabilir isek, bir nebze mum olursak ne mutlu. Evet. Muradiye göndermiş, hemen onu alayım. Evet. Muradiye 6/9/1985 demiş. Eskişehir. Peki. Memur olarak ne zaman atanabilirim? Evlilik nasıl biriyle ne zaman olabilir? İyi yayınlar Dilyan diye göndermiş. Peki. Bakalım bir şeyler söylemeye çalışalım. Memur olarak atanma sürenizde iki sınavla ilgili bir durumunuzun olabileceğini söyleyebilirim. İki sınavlık ya da iki aşamalı bir giriş diyeceğim bunun adına. Daha evvelden de bununla ilgili tasarruflarınız oluşmuş ama geriye düşmüş, geri kalınmış. Bunu söyleyebilirim. Evlilikle ilgili tasarrufunuzda adında ya da soyadında S ya da Ş harfi olan, adında ya da soyadında S, Samsun'un S'si ya da Şırnak'ın Ş'si olma ihtimali yüksek. Bunu söyleyebilirim. Yapacağınız evliliğin uzun süreli diyeceğim onun adına, uzun süreli bir arkadaşlık ya da bir görüşmeden sonra neticeleneceğini söyleyebilirim. Çünkü siz programlı devam eden birisiniz. Onun için bir alo diyelim, devam etmeye çalışayım. Toparlarım biraz sonra. Alo. 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 Efendim. İyi günler. Ben Yasemin Kocaman. Buyurun Yasemin Hanım. Sizle bilgi almak istiyordum da. Geleceğim, yani sağlığımla ilgili, hani oluyorum öyle ailemle ilgili. Yasemin Hanım, bir doğum tarihinizi rica edebilir miyim? Tabii, 7. ayın 6'sı.
7. ayın 6'sı 1966. Nerede doğdunuz? Zonguldak'ta. Peki. Ben Zonguldak'ta doğdum. Tamam, anladım, algıladım. Şimdi ilk telefonu bağlandığınız zaman ben bir çocuk seyircimiz arıyor diye düşündüm açıkçası. Yok. Ondan dolayı şöyle bir afalladım, şaşırdım. 50 yaşındayım, 51 belki. Maşallah, Allah nice ömürler nasip etsin. Ne sormak istiyoruz Yasemin Hanımcığım? Yasemin Hanım ne sormak ister? Efendim? Neyi öğrenmek ister, ne sormak ister? Yani ailemle, geleceğimle, sağlığımla, bir de kızım var. Şimdi hepsini bir arada yapmayalım çünkü biraz sonra reklamlara girmek durumundayım. Bir şeyler söylemeye çalışayım. Tamam, evimle ilgili o zaman şöyle evi yaptıracaktım. Yaptırabileceğim mi? Tadilat yaptırmak istiyordum. Evet. Bir bakalım. Yasemin Hanım, alt batınla ilgili sıkıntınız var mı? Neyle? Alt batına, yani karın, mide, bağırsak, kadın hastalıkları. Hepsi de var. Hepsi bir bütün mü? Evet, evet. Rahim yok, alındı zaten. Hı hı. Ayaklarımda uyuşmalar, karıncalanmalar oluyor. Daha önce bir iltihaplı romatizma geçirdim. Hı hı. Kalple ilgili bir sıkıntınız yok değil mi? İltihaplı romatizma genelde kalbe de sıkıntı kalple verir. Kalple ilgili bir şey bulunmadı ama kalbe giden bir damardan arkaya sızıntı yapıyormuş. Anladım. Şimdi benim burada yakaladığım ya da hissettiğim gelen bilgi, her nasılsa bunu öyle söyleyelim. Evet. Alt batınla ilgili bir sıkıntınızın olduğunu, bununla ilgili bir süreç geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Bu birincisi. İkincisi, evliliğinizin çok da sıkıntılı bir evlilik olmadığını ya da işte hani idare ediyoruz var ya. Evet. İdare edelim. Aynen. İdareli. İdareli bir evlilik olduğunu. Evet. Ama sizin duygu yapınıza baktığım zaman dışarıdaki her duyguyu hissettiğinizi, yani şöyle söyleyeyim, eğer ki kız kardeşinizin bir rahatsızlığı var ise ya da onun duygu durumundaki değişiklik varsa hemen alıyorsunuz ve siz kendinizmiş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Evet, evet. Bununla ilgili bir sıkıntınızın olduğunu, bu duygu durumlarına lütfen bir dur demeyi öğrenmezseniz gerçekten çok büyük sıkıntı sevgili dostlar. Evet, elimde değil, yapamıyorum onu işte. İşte zihin hemen devreye giriyor o anda, duyguları da alt üst edebiliyor. Bununla ilgili bir durumunuzun olduğunu, emekli misiniz? Emekli değiliz de, yani emekliyiz de, eşim emekli, ben ev hanımıyım. Hı hı. Bir lisemiz vardı. Hı hı. Belediye onu kısa bir süreliğine ta orada etrafında çevre düzenlemesi yapılacak dendi. Bize şey verdi ama şimdi bir daha oraya koymuyor. Ben bununla ilgili eşiniz bağlanmış mıydı daha evvelden? Bağlanmıştı. Evet. Bununla ilgili bir takım bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum çünkü. Evet, söylediydiniz ama yani geçti o ayda tekrar... Yani onunla ilgili bir takım bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum. Olacağını da söylemiştim. Size başka bir yer verileceğini ya da başka bir yer gösterileceğini ile ilgili. İşte o süreç hani zarfında demiştiniz. 7. ayda falan demiştiniz o zaman. İşte ayın şimdi 9. aya geldik. Öyle demem mümkün değil çünkü benim program bir ay olmadı. Bir ay oldu olmadı daha. Ya da bir ay oldu. Başlayalım. O zaman ya başka kanaldaydınız?
Ama baş... bilemiyorum. Yok, neyse. Burada demek. Neyse, tamam. Hatırlayamıyorum şu an. Yani anladım. Arada işim sizde. Anladım, anladım. Tamam Yasemin Hanımcığım. Hayırlısı olur inşallah. Şu an o zaman bir şey söylemeyeceğim. İnşallah. Bir de ben rica etsem. Benim kızım hakkında hani hayatı, geleceği nasıl olacak? Alayım ismini hemen. Gülbahar. Gülbahar. Evet. Gülbahar. Alo diyorum. Evet Gülbahar. Evet. Doğum tarihi nedir? 4. ayın 17'si. Nasıl? 4. ayın. Hı. 17'si. Hı hı. 2003. Hanımefendi 18 yaşından küçük 2003'lü çocuğa ben ne söyleyeyim 14 yaşındaki ya çocuğa? Ya hani okulla ilgili dersleriyle. Yok ilgili. Hiçbir şey söyleyemem. Yani söylemek isterim tabii ki ama yaptığım bir protokol var. Dolayısıyla televizyonda bir program hazırlıyoruz. Bununla ilgili sıkıntı yaşamak istemem. Dolayısıyla 18 yaş altı bir şey söyleyemem burada. Eşimle o zaman ilgili, sağlığıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Hadi bakalım biz bir reklam yapalım Yasemin Hanımcığım. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar küçük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Neredeyiz? Kanal ve ekranlarındayız. Neredeyiz? Dilya Songer'le Yıldızların Altında programındayız. Devam etmeye çalışacağız. Tekrar bir vermek istiyorum. Çocuğu olmayanlar için verdiğim duaları bir daha vermek istiyorum. Kaçıranlar olmuş. Onunla ilgili bir mesaj geldi. Onun için tekrar vermek durumundayım. Ali İmran suresi 35 ve 36. ayetleri, 38 ve 40. ayeti 39'u okumuyoruz, 38 ve 40 okuyoruz. Meryem suresinin 9 ve 10. ayetleri ki bu çok etkilidir sevgili dostlar. Kasas'ın 12 ve 13. bir alo diyelim devam etmeye çalışayım. Alo Derya Hanım. Hayırlı cumalar Dilya Hanım. Hayırlı cumalar canım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Bizler de hamdolsun iyiyiz. Ben bir şeye bakıtmak istiyordum. Buyur canım. İkinci ayın 10'u 1982. Hı hı. Antalya Elmalı doğumluyum. Hı hı. Ben böyle çok duygusalım, ufacık bir şeye ağlıyorum. Acaba neden kaynaklanıyor? Ufacık bir şeye ağlıyorsun. Neden evet ya köpekler var bizim. Ufacık yani götürmek istiyorlar. Ona ağlıyorum. Evet. Öyle yani çok duygusalım. Neden kaynaklanıyor? Ne yapmam gerekiyor? İnsan fıtratı ne ise onu yaşar. Sen şükür et ki şimdi özü ağlamayanın gözü ağlamaz der ya. İlk önce öz ağlar ise göz ağlar. Rabbim senin fıtratını böyle yumuşak bir fıtratla yaratmış. Ne mutlu ki böyle yaratılana. Düşünsene kapalı bir kalple hiçbir şey duymadan, hissetmeden o kadar çok etrafımız artık oluştu ki bunlar ruhsuz, ruh. Evet. Ruh yok, duygu yok, hiçbir şey yok. Evet. Böyle birisi olmaktan ziyade bırak o duygularını yaşa, ağlaman gerekiyorsa ağla, sevinmen gerekiyorsa sevin, bunda kötü bir şey yok yavrum. Rabbim senin fıtratını böyle yaratmış. Vicdanım çok sızlıyor böyle. Niye bilmiyorum ya. Bu kötü bir şey değil ama hani senin kötü ya da senin zor dediğin bir şey bir başkası için çok zor bir şey. Yani kalbi kapalı birisinin vicdanını hissetmesi, o merhamet duygusunu hissetmesi, o şefkat duygusunu hissetmesi çok zor. Sen ne mutlu ki bunu hissederek yaşıyorsun. Hı hı. Bir de bu seneki kazancımız iyi olacak mı, olmayacak mı ona bir... Ben dün şeylerle ilgili, bollukla ilgili, borç ödemelerle ilgili dualar verdim. Almadın mı? Valla dün biraz okul çocukların ihtiyaçları vardı. Yoğunluk, izleyemedik dün. Tamam, o zaman borçlarla ilgili ya da kazancınızın yükseltilmesiyle ilgili dualar var. Elimde de, şu an önümde de hazır.
Çocukla ilgili olan duaları vereyim. Ondan sonra da onları vereyim. Hemen notlayın siz de. Olur mu? Tamam. Peki. Tamam. Sağ olun. Rica sağ olun. Ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne dedik? Çocukla ilgili Kasas suresi 12-13 dedik. Fıtır suresinin 11. ayeti dedik. Saffat suresinin 100. Ayeti ki bu Saffat suresinin 100. ayetini uykusunda korkan çocuklar için, çok yaramaz olan çocuklar için de kullanabildiğimiz bir duadır. Onu da böyle altını çizerek söyleyeyim. Fussilet suresinin 42. ayeti, Şura suresinin 49 ve 50. ayetleri, Zariyat suresinde 29 ve 30. ayetlerini eğer ki çiftler arasında fiziksel anlamda bir sıkıntı yok ise bunları okuyabiliriz. Ne yapıyorduk? Dilimizle okuduğumuz her şeyi kalbimizle de çevreleyerek de okuyorduk ki tam onu hissederek, algılayarak okuyalım. Evet, borç ödemek için, borçlarımızdan kurtulmak için ne yapıyoruz? Bakara'nın 245-278, 280 ve 281 bu beraber okunacak. Diğerleri ayrı ayrı okunabilir ama 280 ve 281 beraber okunacak. 283. ayetleri Bakara suresinin. Lokman suresinin 34. ayeti. Hadid suresinin 11 ve 18. ayetleri. Kalem suresinin 46 ve 47. ayetleri, bunlar beraber okunacak. Ve Müzemmil suresinin 20. ayetlerini de borçlarımızdan kurtulmak için okuyabileceğimiz dualar sevgili dostlar. Hadi bir merhaba diyelim. Kime diyelim? İsa Bey'e diyelim. Merhaba. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk. Buyurun. Hocam ben bir soru soracaktım da. Buyurun. Bu sene sınıfı geçemedim. Seneye geçebilir miyim onu soracaktım. Kaç dersten kaldın? Evet. Kaç dersten kaldın? Vallahi 5. Kaç yaşındasın? 15. 15. Evet, 18 yaş altındaki dostlarımız da maalesef, maalesef. Alo. 18 yaş altındaki dostlarımıza yorumlar yapamıyoruz. Bir televizyon programında olduğumuzdan dolayı. Evet İsa, sen de derslerini çalışacaksın. Dersler çalışmadan, emek olmadan nimet olmaz. Emeğinizi verirsiniz, nimet olur ama emeksiz nimetin olması mümkün değil. Derslerin çalışmadan sonra ben nasıl geçeceğim diye bir soru yok yani. Aynen biz de böyle yapıyoruz işte. Ne yapıyoruz biliyor musunuz sevgili dostlar? Karanlık duyguların içerisine giriyoruz, zihnimizi sürekli hareket ettirmeye çalışıyoruz. Allah'ın yap dediklerini yapıyoruz, yapma dediklerini yapmıyoruz. Bazen yapma dediklerini yapıyoruz, yap dediklerini yapmıyoruz. Dolayısıyla biz de bu dünyada hepimiz birer sınav veriyoruz. Hepimiz birer imtihan veriyoruz. Kimi eşimizle, kimi çocuğumuzla, kimi parayla, kimi pulla, kimi sevgiyle. Ama hepimiz bir şekilde sınav veriyoruz. İşte bu sınavlardan nasıl çıkacağımız da bizim durumumuzla, insanı kamil olma durumuyla alakalı. İşte o yükseliş, o olgunlaşma eğer oluşmuyorsa bir daha aynı dersten bu sefer roller farklılaşıyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor ama aynı dersi işliyoruz. Niye? Çünkü dersini tam vermemişsin. Hadi bakalım bir sakin hanıma merhaba diyelim o zaman. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun şükür. Buyurunuz. Allah iyilik versin. Hepimize inşallah. Ya ben eşim için baktıracaktım da. Eşinizin adı nedir? Hasan Turan. Hasan. Doğum evet. Tarihi nedir Sakin Hanım? 1945. Kaçıncı ay? Şubat. Şubat'ın kaçı? Şubat'ın 10'u. 10 Şubat. Evet. Nerede doğmuş? Efendim? Nerede doğmuş eşiniz? Nereli? Yozgat. 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 Peki. Evet.
Ne sormak istiyorsun Serkinan? Eşim şimdi çok sıkıldı. Bizim bir arsamız vardı. Müteahhite verdik. Müteahhit yani koydu gitti. Elektrik, su, yani çevre bakım hiçbirini yapmadı. Eşim sıkıntıdan kriz geçirdi. Yani bunları aşabilecek mi, yapılacak mı, sonu nereye varacak? Biz bir aydınlığa çıkacak mıyız, onu öğrenmek istedim. Anladım. Peki karşı tarafın adında ya da soyadında M ya da T harfleri var mı? Hakan ismi. Soyadı neyse, soyadını söylemeyin. He. Peki. Kalp krizi mi geçirdi eşiniz? Evet. Sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Değer mi? Değmez de işte malzeme yongası. Evin olmazsa ortada kalıyorsun. Vallahi Sakine Hanım, bunlar hepsi dünyalık işler. Hepsi sonuçta bir başkasının malına şimdilik bekçilik yapıyoruz. Evet. Ama yani kalp krizi geçirecek kadar kendini yıpratmasında hiçbir manası yok. Dünyanın malı dünyaya kalıyor, kimseye kalmıyor. Dünyaya kalıyor sadece. Evet, evet. Bu kişiyle birkaç ay sonra, tam olarak netleyemiyorum ama birkaç ay sonra bir karşılıklı gelip bir anlaşmaya varacaksınız. Sizden bir parça bir şey daha fazla bir şey isteyecek. Şu anda kaçıyor ya da yok yani. Kaçıyor. Geçen yanımızda bir binaya daha gelmiş. Orada görmüş. Ses ses ne bakıyorsun demiş. İşte bir anda böyle görüşmüş. Kaçıyor yani. Evet, şu anda kaçıyor ama kendisi gelecek. Kendisi gelerek sizinle tekrar bir anlaşma yapma gibi bir durumu olacak. Sizin erkek evladınız var mı, büyük? Var, iki tane. Var. Lütfen çocukları... Efendim? Bakın şunu söyleyeceğim. Çocuklarınızı bu işin içine çok fazla müdahil etmeyin. Çünkü bir tanesi öfke kontrolü olmayan bir adam. Evet. Yani öfkelendiği zaman gözü yüzü, yani nasıl söyleyeyim, nasıl anlatabilirim onu bilemiyorum ama. Hiçbir şey, gözü bir şey görmüyordu. Aynen öyle. Onun için de böyle bu andaki, şu andaki zararınız o zamanki zararınızı karşılamaz. Onu söyleyeyim. Evet. Onun için size çok sakinlik düşüyor. Siz bu her tarafı, bu erkekleri sakinleştirmek size düşecek. Yani sonunda bu bir aydınlık yüzü görebilecek miyim? İnşallah, inşallah. Toparlanacak ama birkaç aya ihtiyacı var. O adam tekrar sizinle gelecek, tekrar bir anlaşma yapacak. Ondan sonra biz devam edeceksiniz. Birkaç aya razıyız tek, birkaç aya. Biz 5 senedir mağduruz. Anladım. Ama birkaç ay bunun şeyi, sonu. Ha, inşallah. 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 Öyle gibi görünüyor. Peki, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki, biz toparlanmaya başlayalım o zaman. 4 dakikamız var ise. Ne yaptık? Borçları ödemek için dualarımızı verdik. Çocuk için dualarımızı verdik. Allah nasip ederse. Önümüzdeki hafta Perşembe günü şifa ayetleriyle ilgili dualar vermeye çalışacağım. Şifa bulmak için bu ruhsal şifa ya da bedensel şifa ile ilgili vermeye çalışacağım. Cuma günü Allah nasip ederse ülfet ve sevgi ile ilgili, sevginin yaratılması ya da ülfetin yaratılması ile ilgili hangi duaları okuyabiliriz, bunların çalışmalarını vermeye çalışacağım. Tabii ki Allah nasip eder ise her şey onun nezdinde. Her şey onun istediği gibi devam ediyor sevgili dostlar. Evet, bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Her Perşembe ve Cuma günleri saat 14 ile 16 arasında Kanal V ekranlarından sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Yapımda ve yayında
Emeğe geçen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz beni tek burada bir görüyorsunuz ama biz arkada koca bir ekip olarak çalışıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Yüreğinizden sevginiz hiç eksik olmasın diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.